İsrail'in, çünkü İsrail'in karşı karşıya gelmekten kaçındığı yegane ülke Türkiye'dir. Komşu olmaktan çekindiği yegane Türkiye'dir. İsrail'in güvenliğini ancak bölgede PKK'yı devletleştirerek yapmak istiyorlar. Ve Amerika'da küresel ölçekteki bu Siyonist yapının kontrolünde bir ülke olduğu için, kontrolünde bir ülke olduğu için bu yapının kontrolünün dışında Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington merkezli beraberliğini koruyamayacağını gördükleri ve inandıkları için, parayı da kontrol ettiklerinden dolayı Amerika doğrudan FETÖ üzerinden tekrar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni teslim almak istiyor. Bir. Ve bunun üzerinden de İzmir'den başlamak üzere Türkiye'nin güneyini, Irak'ın kuzeyini, İran'ın da güney batısını birleştirerek doğrudan PKK'nın kontrolünde İsrail'in güvenliğini sağlayacak bir modelin peşinde. Dikkat! FETÖ'nün stratejik, kendisine biçilmiş stratejik rolü bir, İsrail'in güvenliğini sağlayacak. Bu PKK'nın devletleşme sürecinin önünü açmak. İki, Anadolu'yu parçalamak. Üç, Türk devlet aklını çökertmek. Ve Türk devlet aklını nasıl çökertmek? Bizim bu topraklardaki son 100 yılın en büyük kazanımı cumhuriyetimizdir. Dolayısıyla cumhuriyeti tasfiye edip Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni seçimle iş başına gelmeyen doğrudan Atlantik ötesine bağlı, tıpkı Vatikan modeli gibi bir mesihist modelle, bir kardinallik modeliyle devletin üzerinde bir vesayet odağıyla yönetilen bir devlet haline dönüştürmek istiyorlar. Onun için bu anlamda önümüzde çetin bir 7 yıl var. Neyi kullanmak istiyorlar şu anda? Tıpkı bütün bizleri izleyen ekran başındaki vatandaşlarımızdan istirhamım. Kırım Savaşı'nı yoksunlar. Türkiye ile Rusya'yı savaştırmak istiyorlar. Türkiye ile İran'ı savaştırmak istiyorlar. Niye? Ancak Türkiye'yi Rusya ile çatışmalı hale getirip, Türkiye'yi İran'la çatışmalı hale getirirlerse, tıpkı Kırım Savaşı'ndan sonra nasıl paramparça olduk ve Kırım Savaşı'ndan sonra nasıl devlet tamamen İngiliz-Fransız ortaklığında sermaye yapısına tutsak edildi, nasıl o savaşın ardından Türkiye ekonomik olarak güçlük içerisinde olduğu için hareket etme kabiliyeti daralmıştı. Aynı o sürece doğru Türkiye'yi götürmek istiyorlar. FETÖ'de bu işin en stratejik unsurudur. Onun için sokak çok dikkatli olmalı. Şu anda Türkiye'nin ekonomik olarak yaşadığı bu süreci kendileri açısından İsrail'i güvenliğini sağlayacak PKK'yı devletleştirme süreci için bir fırsata çevirmenin peşindeler. Bunun için var güçleriyle sağdaki ya da sağ ve sol kalmadı artık ama muhalefetteki ve iktidardaki işbirlikçi uzantılarını Türkiye'yi Rusya'nın karşısında konumlandırmak için Putin'le Erdoğan'ın arasını açıp karşı karşıya getirmenin ötesinde çatışmalı hale getirmek için, İran'la Türkiye'yi kavgalı hale getirmek için hem iktidar partimizin içindeki unsurları, hem de kamu yönetiminin içerisindeki unsurları, hem de
muhalefetin içindeki unsurlarıyla çok ciddi hareket halindeler. Bunun sonu bir felakettir. Nasıl Balkan savaşlarıyla bir felaketi yaşadık? Nasıl 1914'te Birinci Dünya Savaşı'na girmek zorunda kaldık ve o savaşın sonunda 784 bin kilometre kareye geri çekilmek durumunda kaldık. Şimdi 784 bin kilometre kareyi de bize dar etmek isteyenlerin, üzülerek ifade ediyorum, siyasetin içindeki FETÖ unsurlarıyla, siyasetin içindeki işbirlikçileriyle hareket halindeler ve çok iyi biliyorum Sayın Cumhurbaşkanımıza ciddi baskı yapıyorlar. Rusya ile ilişkilerini boz. Rusya ile Türkiye'yi Rusya ile çatışmalı hale getirmek için, Putin ile Erdoğan ilişkisini sabote etmek için, beraberinde NATO üzerinden Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'yi Rusya'nın karşısına konumlandırmak için inanılmaz bir hareket halindeler. FETÖ bu fotoğrafta çok kritik unsur ve yargıda geriye dönüşler var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde geri dönüşler var. Hı hı. Kamu yönetiminde geri dönüşler var. Bunları kim takip ediyor? Bir kere hiçbir FETÖ'cü pişman olmaz. Karşımızda doğrudan zihin kontrolüyle çalışan, daha ötesi farklı yöntemlerle mensuplarını kesin inançlı hale getiren bir yapı var. Kesinlikle deşifre olmayan, 7 yıllık deşifre olmayan, bakınız sizin aracılığınızla bütün cemaatleri uyarıyorum tırnak içerisinde. Toplumun bir kesimi cemaatlere kızabilir, eleştirebilir. Elbette ki bu anlamda herkes eleştirme hakkına sahiptir. Hı hı. Herkes de bu eleştirilerden kendine düşen payını alır, oturup öz eleştirini yapar, inanıyorum. Cemaatlerinin, tüm cemaatlere sesleniyorum. Bu yapının en iyi saklanma alanı olarak, renk değiştirme alanı olarak üzülerek ifade ediyorum. Cemaatleri gördüğünü ve sızmayı da belli noktalarda başardıklarını görsünler ve tedbir alsınlar. Bu cemaatlerle devleti karşı karşıya getirecekler. Ve şu anda son seçimlerde gördük zaten. Son seçimlerde de şu anda üniversitelerde adını vermeyeceğim bir yapı üzerinden hareket ediyorlar. Bir cemaat sızmış. Hı hı. O cemaat bu sızmayı fark etmiyor ve bunlara koruma kalkanı oluşturuyor. Şimdi bakınız, hedeflerini net söyledim. Hı hı. Tane tane bir daha söyleyelim. Bu program tarihi bir kayıttır. Allah'ı şahit tutarak Türkiye'yi bütün bırakmak istemiyorlar. Türk devletini Anadolu'da payidar olmasına tahammülleri yok. Türk devletinin payidar olmaması için hareket halindeler. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik zorlukları fırsata çevirerek Sayın Erdoğan'ı teslim almak istiyorlar. Hı hı. Türk devletini teslim almak istiyorlar. Siyasetin içerisindekiler FETÖ'yü sahiplenenler, yerelde sahiplenenler, Ankara'da sahiplenenleri herkes biliyor, isim istemeyin. Herkes biliyor. Ama yine de sormak gerekiyor burada. Şimdi geçmişte bakın idare edilik... ben cümlelerimi bitireyim. Herkes biliyor. Hiç gerek yok isme. Ben isimler üzerinden hareket etmem. Hı hı. Hiç isimler. Mesele sistemi çözmek. Kripto bu yapılanmayı, bu kesin inançlı, bu devlet münafığı bu yapıyı, devlete münafıklık yapıp, devlete sızıp, devleti çökertmek isteyen bir devlet münafığı bir yapıdır bu yapı. Hı hı. Peki hedefleri ne? Hedefi okuyalım. Hedef şu: Türk devlet aklını çökertip tamamen ezoterik bir modelle cumhuriyeti
meclisi tasfiye ederek Anadolu'yu çökertmek istiyorlar. Devleti çökertmek. İsrail'in güvenliğini sağlamak için PKK'yı devletleştirmek istiyorlar. Hı hı. Türkiye'yi Rusya'yla savaşır hale getirmek istiyorlar. Sayın Erdoğan'la Putin'in arasını açmak istiyorlar. Çatışmalı hale getirmek istiyorlar. Türkiye'yi Ukrayna'nın yanında Rusya'ya karşı NATO konseptinde Rusya'yla savaşan ülke pozisyonuna dönüştürmek istiyorlar. Karadeniz'i, huzurun ve barışın denizi Karadeniz'i bir savaş denizi haline getirmek istiyorlar. Aynı anlamda Rusya'nın da içinde tamamen bu küresel, bu şeytani yapıyla işbirliği içinde olanlar da aynı şekilde Putin'le Erdoğan'ın her iki ülkenin de ve insanlığın da, her iki ülkenin ve insanlığın da çıkarını olan bu son derece stratejik bağları Rusya'nın içerisinde de bir kanadı rahatsız ediyor. Rusya bu anlamda Putin'i de Erdoğan'dan koparmak isteyen, içeride de iktidar çevrelerinin içinde de, muhalefette de, kamu yönetiminde de unsurlar hareket halindeler. Burada en önemli gücümüz devlet aklı. Devlet uymuyor. Devlet aklı her şeyin farkında, izliyor. İki, milletimiz sokak çok farkında ve sorguluyor. Buradan neyi hedefliyorlar? Bize Anadolu topraklarını bizden almak istiyorlar. Anadolu'yu endülüsleştirmek istiyorlar. Dolayısıyla çok dikkatli ve uyanık olun. FETÖ hareket halinde. Fırsatı bulsunlar. 15 Temmuz'un ötesindeki işgal girişimini çok daha kanlı yaparlar. Çok daha. Onun için bu noktadaki en strateji güven noktamız Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşudur. Hı hı. Milletimizin duruşudur. Devlet aklının duruşudur. Onun için söylediklerim çok net. FETÖ'yü üzülerek ifade ediyorum. Önünü açan siyasetin ta kendisidir.